Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ona da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 1995 yılında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Sivaslı jandarma Çavuş Ömer Daştan'ın annesi Selma Daştan evinin tapusuna kavuştu. Bizim de bir yapacaklarımız var Valim. Şöyle bir taş. Vallahi öyle. Nasıl müteahhitlik yapıyorlar? İnan beni bile var ya. Mukaddes vatanımıza feda ettiği oğlunu şehitlik tazminatıyla evini yenilemek isteyen ancak sözünde durmayan müteahhit yüzünden yıllardır sıkıntı yaşayan Daştan ailesinin sorunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel talimatıyla çözüldü. Artık bu müteahhitlere de yani bu kadar ön verilmesin. Bunu istiyorum. Müteahhitlere ön verilmesin. Müteahhitlere çok fırsatlar tanınıyor. Ben müteahhite gittim, şirketinin ismini değişti. Bana ev vermemek için, bana paramı vermemek için yemin ederim şirketinin adını değişti. Bunlar nasıl oluyor? Bunlar olmasın yani. Bunlara da sahip çıkılsın. Ailenin yeni evlerinin tapusu Sivas Valisi Ayhan tarafından takdim edildi. O müteahhide de şey olsun be. Yıllardır yaşadığı sıkıntıların son bulduğunu, evine kavuştuğunu ve çok mutlu olduğunu ifade eden şehit annesi Selma Daştan, devletimiz bize sahip çıktı dedi. Bilmedim ve bana çekinilecek hiçbir şekilde davranışta bulunmadılar. Başlarına tac ettiler. Onlar da benim başımın tacı. Allah razı olsun diyorum, beni kapısından bir gün geri çevirmedi ve bana en güzel şekilde muamele etti. Valilik ziyareti esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşen şehit annesi mutluluğunu paylaştı. Bakan Soylu ile görüşen Selma Daştan mutluluk gözyaşları döktü. Hem bakanım. Ellerinizden öpüyorum. Ben de sizi öpüyorum bir anne olarak. Ben sizi evlat olarak görüyorum. Siz benim evladımsınız. Size saygılar sunuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Vatanım sağ ol, Allah razı olsun. Vatanımız sağ olsun. Sizler devletimiz var olsun.